İşte dediğim gibi biz en son şampiyonluğumuzda 15-16 yaşındaydık. O zamanları sık sık şampiyonluğumuzdan bu kadar özlem yoktu. Yıllar geçtikçe de özlem büyüdü. Özlem büyüyünce de yani Bordeaux'a aşk bambaşka bir şey yani. O da belli oluyordur. Manisa olmama rağmen Trabzon Derneği'ne üyeyim. Yönetim kurulu yedek üyesiyim Manisa'da. Festivaller yapıyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Yani her şeye katılıyorum. Ya bizim için bir sevda ya. Ya onun hayatın bir parçası yani. Çocuklarına ismini koymaya gelince de sevdiğim futbolcu ismini koydum yani. Hiç sevmediğim futbolcu ismini koymadım. Yani en büyük oğlum Hamid'dir. İkinci o gün, şu an Trabzon'da okuyor. Üçüncü oğlum Gökdeniz, az önce resim çekildiğimiz. Dördüncü de dediler ki oğlum hepsini Trabzon'da koyma, bir tane dedemizin ismini koydum. Dördüncü de Muzlama'da şey oynuyordu bizde, Mustafa Yunlu oynuyordu. Dedem Muzlama Mustafa Yunlu olsun dedi. Tamam dedim, dedem Mustafa olsun. Öyle de Mustafa koyduk. Ben zaten Ünal Kılınç. Evet, yani biz bu abi yani kocaman bir aileyiz biz. Çok. Bu arada 4-5 ay şampiyonluğun 40'a gitti ya. Hele o Fenerbahçe'ye şey yaptınız. Valla ben... Mağlubiyet olduğu zaman televizyon bakmıyoruz. Spor olarak bakmıyoruz. Dünyada bağlantımızı kesiyoruz. Ta ki galibiyet gelesiye kadar. Yani biz spordan pek konuşmuyoruz. Yani futboldan pek konuşmuyoruz. Televizyon bakmıyoruz. Uzak duruyoruz. Çok üzülüyoruz yani. Ama her galibiyet bizim için bir şampiyonluk kadar sevinçli oluyor yani. O anlatılmaz ya. Yani hala da biz inanamıyoruz yani. Olduk mu acaba diyoruz. Birbirimiz soruyoruz, hala olduk mu acaba diyoruz yani. Çok beklediğimiz bir andı o ama çok uzun sürdü. Uzun sürünce özlem de büyüdü. Yaşadık Trabzon'da, ben bu sabah geldim. Yaşadığım anı yani ne yaşadık, nasıl yaşadık bilmiyorum ya. Acayip bir şeydi ya, çok değişik bir duyguydu yani. Muhteşemdi ya. Yani oradaki bütün taraftarla sarıldık, ağlaştık. Gözyaşı döktük. Ne bileyim yani, muhteşem bir şeydi ya. Uzun süre olduktan sonra çok yani özlem çok büyükmüş gerçekten. Çok güzel oldu ya. İnşallah bundan sonra devamı gelir. Bu kadar ara vermeyiz. Abi vallahi ben ufaklığımdan beri babamdan bize kalan bilmeyene herhalde. Ölse de kalsa da gitse de bize kalan tek şey Trabzonspor olacak gibi hayvanlardan sonra. Bildim bileli üstümde Trabzonspor forması var, altında eşofmanı var. Trabzon'a gidip geliyordu devamlı, bize üst baş getiriyordu. Millet mesela herkes mağazadan alışveriş yapıyordu. Babam beni Trabzon'dan ceket getiriyordu, Trabzonsporlu. Tek onu giyiyorduk okula falan giderken. Okulda falan tek Trabzonsporlu bendim. Herkes de bunu şey yapıyordu. Sarhan'ın mesela okuduğum her tarafta beni tanıyorlar Trabzonlu diye. Hani güzel bir his yani. Şampiyon olduk o gün, havai fişekler falan patlattık. Köyde bir mutluluk yaşadık. Böyle yani. İsmin ne Gökdeniz? Gökdeniz. İleride bir oğlum da olursa Dorukhan koyacağım adını. Şampiyonluk golümüzü attı.